TR35 ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ben Gönül Morsümbül. Ana haber bülteni başlıyor. Bir deprem haberiyle başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta ne yazık ki depremler sona ermiyor. Bugün öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybının olmaması yüreklere su serpti. AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu öğrenildi. Dün akşam özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirme konusunda müjde verdi. Erdoğan, en düşük emekli maaşı 7500 olacak, 5500 lira olan emekli aylığını 2000 TL arttırıyoruz dedi. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak gene bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sunacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında HDP'den de bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP eşittir PKK'dır dedi. HDP zaten en başından beri bu masanın 7. ortağıydı. Biz ne dedik? Bir gizli ortak var. Nerede? Masanın altında demiştik hatırlarsanız. Şimdi masanın altından üstüne çıktı böylece. CHP ile HDP'nin azami müşterekleri olduğunu biliyoruz. Ama bunu tabii milletimize anlatmamız gerekiyordu. Düşünün, HDP eşittir PKK'dır. HDP eşittir YPG, PYD'dir. Bunu her zaman söyledik. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu benim milletim düşünsün. Yedili masadaki diğer partilerin yerini vatandaşım benim bir daha düşünsün. Benim vatandaşım millidir. Benim vatandaşım yerlidir. Benim vatandaşım özellikle dışarılardan yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir. Emperyal kafaların tamamen dışında milli ve yerli olan bir yönetime benim vatandaşım layıktır. İYİ Parti'nin önde gelen isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, mecliste düzenlediği toplantıda HDP'yi sert sözlerle eleştirdi. Biz bölücüleri dinlemeyiz, çocuklarımızın katillerini dinlemeyiz, övenleri dinlemeyiz, sövenleri dinlemeyiz. Devletine katil derken görüyorum bu HDP yetkililerini, Türk devletine katil derken görüyorum. Çok cüretkarlar, diyorlar da. Efendim Türk mahkemelerine zalim, Türk ordusuna işgalci. Bizim güvenlik operasyonlarımızın hepsini kastederek Kürdistan işgali diye takdim edilecek inanılmaz meclis mehabetine, meclis varlığına asla sığmaz laflar ediyorum. Defalarca söyledim. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. PKK'ya katil diyemeyenlerin, hatta PKK'yı övenlerin, hatta PKK'nın kurucusunu methüsena edenlerin oyuyla, reyiyle pazarlık ettiği masada vatandaşlarını, oy verenlerini ayırıp bu problemli dili ve bu şantaj alanını kapatmak zorundayız. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde efendim öyle mektuplarla bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz? Beyanatlarıyla toparlanacak süreç değildir. Sol Parti ve Halkın Kurtuluş Partisi'nden sonra bugün de Doğru Parti, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etti. Doğru Parti Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı'nın aldığı karar gereği biz
bu dilekçemizi Yüksek Seçim Kurulu'na ilettik. 21 Mart 2023 tarihinde AKP ve MHP grupları Sayın Başkanlığınıza Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi maksadıyla yapılan 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için yapılan başvuru karşısında iş bu itiraz dilekçesiyle Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına itiraz etme gereği hasıl olmuştur. Şöyle ki, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 101. maddesinin 2. fıkrası Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Gereğince bir kişinin en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı olacağı aşikar. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gebze'de Nevruz mitingi alanına sarı, kırmızı, yeşil renklerin alınmamasını eleştirdi. Gergerlioğlu en komiği sarı şemsiye de giremedi. Gebze mitingi meydanına giremeyen sarı şemsiye genel kurula girebildi arkadaşlar dedi. Bitmedi. Ya en komiği. Sarı şemsiye de giremedi. Sarı şemsiye krizi yaşadık. Vallahi giremedi bu sarı şemsiye. Bakın sarı şemsiye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi giremedi miting meydanına. Size sarı şemsiyeyi getirdim. Ya Gebze miting meydanına giremeyen sarı şemsiye genel kurula girebildi arkadaşlar. Bakın polis böyle açtı. Diyor ki bakmamız lazım. Vekilim iyi dedim bak. Sonra büyük izin çıktı. Sarı şemsiye girdi ama ikinci polis noktasında ikinci amir izin vermedi. Sarı şemsiye geri döndü arkadaşlar. Sarı şemsiye geri döndü ve sarı şemsiye giremedi içeri. Almanya Sosyal Demokrat Parti eş genel başkanı Lars Klingbeil, HDP'yi ziyaret etti. Yapılan basın açıklamasında HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, Türkiye çok kritik bir kavşakta bulunuyor dedi. Evet, sevgili basın emekçileri, ben de sevgili Lars Klingbeil şahsında SPD heyetine teşekkürlerimi sunuyorum partim adına. Bu ziyareti çok değerli buluyoruz. SPD ile Alman Sosyal Demokrat Partisi ile kardeşlik ilişkimiz var. Yani kardeş partiler olarak zaten diyalog halindeyiz. Bu heyet deprem bölgesinde gözlemlerde bulunmak ve dayanışmaya katkı sunmak için ziyaret gerçekleştirmişti. Deprem bölgesinde başlamıştı ziyaret. Ama aynı zamanda kardeş partilerle ve başka çevrelerle siyasi gündemi de görüşmek üzere bir gündem belirlemişlerdi. Bizler görüşmemizde bütün bu son gelişmeleri değerlendirdik. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerinin hem deprem alanındaki dayanışmaları çok değerli ama aynı zamanda Türkiye'de demokrasinin inşası için yolu açacak her türlü çalışmaya katkı sunma kararlılıklarını görmek de bizler açısından büyük memnuniyet verici bir durum. Evet, Türkiye çok kritik bir kavşakta bulunuyor. Önümüzde seçimler var. Depremin yarattığı yıkımın sorumlusu bizatihi siyasi iktidar ve bu düzendir. Hem depremin yaralarını sarmak hem de bu yıkım düzeninin değişmesini sağlamak için HDP olarak biz sorumluluğumuzu yerine getirme kararımızı zaten daha önce de dile getirmiştik. Bugün de açıkladık. Seçim sürecinde
dayanışma ve karşılıklı bilgi alışverişi devam edecek. Hem SPD ile hem de diğer demokrasi çevreleriyle. Türkiye'de ve uluslararası alanda demokrasi güçlerinin dayanışması bu süreçte hayati önem taşıyor. Bu nedenle SPD'nin sevgili Lars şahsında başkanlığında bu ziyareti de özel bir değer taşıyor, özel bir anlam ifade ediyor. Uluslararası demokratik dayanışma Türkiye'de en geniş demokratik güç birliğini daha da pekiştirecektir. Buna önemli katkılar sunacaktır. Hiç kimse bundan şüphe duymasın. Demokratik dayanışma ve demokratik güç birliği ülke içinde olduğu kadar uluslararası alanda da hem çok değerlidir hem de önemlidir. Bunun altını karşılıklı olarak çizdik. Kendilerine bu ziyaretleri ve dayanışma mesajları için teşekkürlerimizi İnşaat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Nusret Suna açıklamalarda bulundu. Suna, yapı denetim kuruluşları doğrudan kamu tarafından görevlendirilmiş birimler olarak çalışmalıdır dedi. Mevcut yapı denetim yasasının öngördüğü ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine uzmanlık ve yapılan işin önemini ve sorumluluğunu bilen yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir denetim süreci modeli hayata geçirilmelidir. Yapı denetim sisteminde proje denetimi ve uygulama denetimi birbirinden ayrılmalı. Kamu bünyesinde, ülke genelinde ihtiyaç duyulan yer ve miktarda idari özerkliğe ve güvenceye sahip etüt ve proje denetim birimleri oluşturulmalıdır. Bu birimler denetledikleri projelerin ölçek ve özelliklerine göre sınıflandırılmalı ve yetkilendirilmelidir. Bu birimlerde ilgili tüm meslek disiplinlerinin yeterli düzeyde istihdamı sağlanmalı, görev yapacak sorumlu denetçi inşaat mühendisleri meslek odası tarafından belirlenmiş yetkin mühendisler olmalı. Çalışan tüm mühendis ve mimarlar ilgili meslek kuruluşları tarafından sertifikalandırılmalı, yaptıkları görev ve aldıkları sorumlulukların karşılığı oranında ücretlendirilmelidir. 3. Yapı denetim kuruluşları doğrudan kamu tarafından görevlendirilmiş birimler olarak çalışmalıdır. Yapı denetim kuruluşları ile müteahhit ve veya yapı sahibi arasında herhangi bir mali ve idari bağlantı olmamalı. Yapı denetim ücretleri doğrudan kamu tarafından ödenmeli ve bu kuruluşlar doğrudan kamuya karşı sorumlu olmalıdır. Hatay'da aldığı lüks daire depremde yıkılan ancak sattığı dairelerin zarar görmemesiyle gündeme gelen müteahhit Nurettin Kayış ailesiyle birlikte çadırda yaşamını sürdürüyor. Milletvekili aday adayı olan Kayış aldığı maaşı depremzedelere bağışlayacağını, deprem üzerine bölgede gece gündüz çalışacağını söyledi. ...2020'den sonra Hatay'dan bir daire satın aldım. Güçlü Bahçe sitesinden altın makas dedikleri. İşte ayakkabıcı arkadaşıyla aldık. İyi dediler daire, sağlam dediler. Yani sitenin biraz çalmış müteahhiti demirden, betondan. Bir de işte perdelerle bağlantı yapmamış bodruma, otoparka yıkıldı. İşte biz yıkılınca o gün akşama kadar ben sitenin etrafındaydım. İnsanları arabalara yerleştirdim. İskenderun'da bizim binalarımızda şeyimiz yok, zayiatımız yok. Ama belediyeler bize ceza yazdı. Biraz sıkıntı yaşadık belediyelerle. Ben zaten 2013'ten 2019'a kadar inşaat yaptım. Belediye biraz 3 milyon ceza yazdı. Belediye
biraz müteahhitlerin üstüne çok gitti. Binalarım yıkılmadı, hiçbir şey olmadı Allah'a şükür. Antakya'da aldığımız evimiz yıkıldı müteahhitten. Şimdi biz annemin evi var, annemin evinde kalıyorum İskenderun'da. İşte gündüz evde oturuyoruz, akşamları çadırda inip yatıyoruz, arabanın içinde yatıyoruz. Ne birikimler? Abi birikimler 80 saniyede, 1 dakika sürmedi, 1 dakikada gitti. Abi buna da şükür yani, ne yapalım Allah'tan gelene. Çadırda da yatarız, arabada da yatarız. İşte milletvekiline de aday aday oldum. Hatay'ı çok seviyorum ben. Yani ben hizmet için aday aday oldum. Daha güzel bir hizmet vermek için. Gecelere kadar hizmet vermek istiyorum Hatay'a. Ondan sonra bu böyle işte bağış konularına engel olmak istiyorum. İnşaat yapım yaparken milletvekili olursak, Allah kısmet ederse, olabilirsek, ben bu belediyelerin elinden alınmasını istiyorum şeyin. Yani ruhsatı direkt şeye bağla, yani bakanlığa bağlansın, çevre şehirciliğe bağlansın. Yaparken binaları 4 kat bitişik mizan ve perde duvarı ağırlıklı yapılmasını istiyorum. Yani insanlar şimdi, binlerce insanlarımız öldü, sevdiklerimiz öldü, arkadaşlarımız öldü, ailesiyle öldü yani. Ben bu adaylığı maaş almayacağım. Maaş almadan hizmet etmek istiyorum. Yani benim yine de her şeyim gitti ama biz parayı kazanırım. Biz yine de yoksul değiliz. Aldığım mağazı ben Hatay'a depremzedelere bağışlayacağım. Kesinlikle ben maaş almayacağım. Hatta noterden temlik vereceğim. Direkt devlet oraya yatırsın. Yani ben Ankara'ya da istersiz çağırmasınlar. Depremin etkileri devam ederken Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çadırda yaşayan 64 yaşındaki depremzede belediye başkanı ve kaymakama serzenişte bulundu. Yüzlerini görmedik, vallahi görmedik dedi. De ben de şeker hastasıyız canımsın. Hiç abi, rahatımız yok. Konuşalım, İstanbul'da söylemiyorlar. Ha, söylemiyorlar. Söyle, korkumuzdan yatamıyoruz yavrum. Bir stres beynimize girdi, bir anımız öldü, bir anımız kaldı. Korkumuzdan yatamıyoruz vallahi. Burada da yatamıyoruz. Eve de giremiyoruz. Dırdayız ilkin. Kömür dükkanı var ha, o camın içinde kaldık. Deprem oluyordu, dışarı kaçıyorduk. Geçtim, içeri giriyoruz. Bir hafta o soğuğun orada soba yaktık, orada kaldık. Dışarı ateş yaktık, orada kaldık. Çok zor günler geçirdik yavrum. Şimdi de havalar işte soğuk, soba yakamıyoruz içeride. Kömür valla buradan kaynımdan alıyoruz diye kötü idare ediyoruz. Tamam. Akrabamızdan alıyoruz. Kimseden yardım gelmedi. Ne? Yok valla hiç soran yok. Millet hep yardım geliyor. Bin yardımı falan veriyorlar. Biz 5 kuruş bir yardım görmedik çocuğum. Kalkıp yalan söylemeyeyim. Hiçbir yardımcı görmedik valla. Devlet vallahi. Bize ilk güne depremzadelere 10'ar milyar para verecekti, onu da vermediler abi. 10'ar milyar yardım içerisindeler, vermediler abi. Hane başına. Yani. Hane başına. Kime soracaksın da? Yok abi. Yok. Yok. Daha bir belediye başkanımız var, kaymakamımız var, daha yüzlerini görmedik abi. Vallahi görmedik. Önce ya. Önce siz geldiniz sağ olun. İlk defa siz geldiniz. Yarısından fazlası yok abi. Çok. Bina kalmadı yani. Ha şunlara, onlar da yıkılacak hepsi, emekliye. Vallahi onun devlet bilecek abi ya, yapacak bir şey yok abi. Bekliyor devlet musun? Televizyona çıktı mıydı? Hiç kimsenin ihtiyacı yok diye, bak görüyor musun işte? Görüyor musun işte? Bir aşağılara git, çamurdan duramıyorlar, çamurdan. Ben evinden çıkamıyor abi. Ben canım, daha bugün hava iyi. 3 gündür yağmur yağıyor. Halkın arasına bir yetkili inmedi ki ne? Ya yetkili, buranın yetkisi kimdir? Kaymakam ya, belediye evet. Başkanı değil mi? Daha yüzünü görmedik halk ya. İnmedi. Biz görmedik halkın abi. Hiç inmedi. Görmedik abi, vallahi görmedik ya. Halkın arasına hiç inmedi. Allah yardım etsin millet. Oralar hep çadır. Termilen oralar. Hep çadır abi. Şu aşağılarda var. Git rezilla bak abi, Allah'ın razı olsun. Her yer çadır. Kahramanmaraş merkezi depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da evi yıkıldığı için İskenderun'daki anne evine sığınan sınıf öğretmeni Sibel Yıldız, kendi, akrabaları ve komşularının çocukları için çatı katını okula dönüştürdü. Örnek öğretmene, örnek annesi de destek oldu. Yani sizin yazdığınızda ben neresi giriş bölümü, neresi gelişme bölümü okurken anlamak istiyorum. Yaklaşık 2 haftadır düzenli bir şekilde ders yapıyoruz. İlkokuldan
liseye kadar öğrenci seviyelerinden, sınıflarından öğrencilerimiz var. Sınava hazırlanan bir öğrencimiz var, LGS'ye girecek. 7. sınıf öğrencilerimiz yine sınav kaygısı taşıyorlar bu yıldan. Onların da yine derslerden geri kalmaması için gerekli yardımı sağlıyoruz onlara ders konusunda. Yine ilkokuldan birleştirilmiş sınıf mantığıyla zaten sınıf öğretmeni olduğum için ilk görev yerimden tecrübeliyim bu konuda. Birleştirilmiş sınıf mantığıyla çocuklara birlikte eğitim, öğretim görmeleri için yardımcı oluyorum. Genellikle soru çözüyoruz. İşte oyunlar oynuyoruz. Beden eğitimi istedikleri zaman aşağıya inip birlikte oyun oynuyoruz. Sanatsal etkinlikler yapıyoruz. Resim yoluyla kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz. Mümkün olduğunca bol bol kitap okumalarını sağlıyoruz. Çünkü bu dönemde maalesef depremle ilgili çok olumsuz görüntülere şahit oldular. Mümkün olduğunca teknolojiden, tabletten, bilgisayardan uzak tutmaya çalışıyoruz, telefonlardan. Kendilerini burada okul ortamında hissediyorlar. Yine aile ortamı olduğu için zaten hep bir arada oldukları için daha rahat iletişim kuruyorlar. Sıkıntılarını bir nebze olsun uzaklaştırıyoruz onları sıkıntılarından. Derslerine yardımcı oluyoruz. Bir eksiğiniz var mı? Bir sıkıntınız var mı hocam? Birkaçının evi zaten yıkıldı. Kalanların da işte alabildikleri, temin edebildikleri kitaplarını temin ettiler. Kendi imkanlarımızla işte bulduğumuz malzemelerle idare etmeye çalışıyoruz burada. Eksiğimiz var, kırtasiye eksiği. İnce kalem, kalın kalem. Başka ne diyebilirim? Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde yaşayan Emrah Karataş, annesiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Karataş yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken Emrah Karataş da evlerinin bulunduğu iki katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti. Arkadaşlar burayı bir boşaltın. Bakın Denizli'nin Güney ilçesinde daha önce 3 defa soydukları yangın söndürme birimi de dahil olmak üzere 5 farklı adrese giren 2 hırsız JASAT tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Şüphelilerin cevizden tuvalet kağıdına kadar birçok malzemeyi çaldığı ortaya çıktı. Eskiye ait su deposu. Thank you.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde park halindeki kamyonet dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından kamyonet kullanılamaz hale geldi. Seyirciler, gündemde öne çıkan haberlerle karşınızdaydık. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bülteninde tekrar görüşünceye dek sevgiyle, huzurla kalın.